6 sene önce ailem bana deli deyip hastaneye yatırdılar. Ama ben deli değildim. Bana deli muamelesi yaptılar. Beni hastaneye yatırdıklarında hastanede gördüğüm herkesi bir hayvan suretinde görüyordum. Kendi kendime benim ne işim var burada diyordum. Ben deli değilim diyordum. Beni eve götürün, namaz kılıp secde etmek istiyorum. Ben Rabbimin delisiyim. Ben Rabbimi seviyorum diyordum. Aklıma takılan o insanları bir hayvan suretinde görmemin hikmetini öğrenmek istiyorum. Ayrıca hocamızı çok seviyorum. Ve Allah hamdolsun hocamızın Esma kitabına da kavuştum. Bu kitap evimize şeref verdi. Allah hamdolsun hocamızı çok seviyorum. Allah razı olsun. İnsanları hayvan suretinde görmesi neydi? Aslında doğru görmüştür elbette ki. Kıyamet günü zaten bu böyledir. Allah'a iman etmemiş olanlar kesinlikle nefsi hangi hayvanın suretindeyse o hayvanın suretinde haşrolur. Ama yine de bir insan gibi görünüyor. O hayvan sureti onun üzerinde görünür. Yani hem tanınıyor hem de o hayvan sureti onun üzerinde görünüyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Gönül üzerinden, gönül üzerindeki o perde kalktığında, evet, bu sefer insanı nefsiyle beraber, nefsinin haliyle beraber görür. Elbette ki diğer insanlara göre bu ters bir şeydir. Çünkü diğer insanların görmediğini görmüştür. Bu durumda ona ne der? Deli der. Olacak olan budur zaten. Aklıma bir kısa geldi böyle. Evet, zatın biri söylemişti. Sürekli böyle dua ediyormuş. Hızır Aleyhisselam'ı göreyim diye. Yıllarca böyle dua etmiş tabii. Daha sonra bir gün diyor Hızır Aleyhisselam kapıyı çaldı. Adam kapıyı açınca diyor dedi ki ben Hızır'ım. Hep beni görmeyi istemişsin. Ben geldim. Buyur söyle ne istiyorsun? Adam da Hızır Aleyhisselam neyse içeriye aldı diyor. Dedi ki madem ki gelmeniz bu kadar kolaydı. Niye beni yıllarca böyle bu kadar yalvardınız, beklettiniz? Diyor Hızır Aleyhisselam dedi ki İş o kadar kolaysa şimdi sarığını çıkarıyor, başına koyuyor, cübbesini alıp ona giydiriyor. Çık diyor dışarı bir dolaş gel. Kendi korumunda. Adam diyor dışarı çıktı. Herkesi hayvan gibi görüyor, kardeşimiz gibi. Bakınca diyor, tabii şaşkınlık yaşıyor bu arada. Şöyle diyor bir pazarı baştan sona böyle bir dolaştı. Nihayet diyor birini gördü ki, evet insan suretinde birini gördü, hemen diyor yanına yaklaştı. Diyor ona dedi ki, ben Hızır'ım, benden bir isteğin var mı? Adam böyle aksakallı, yaşlı biriymiş. Diyor dönüp ona dedi ki, bak evladım, Hızır bize lazım olursa sizin eve gideriz. Orada olduğunu biliyoruz, haberimiz var. Adam diyor geri geldi, durumu izah etti, böyle böyle. Evet diyor. Beni görememenin sebebi buydu. Yani görebilmen için önce insan olman gerekiyor. İnsan olanlar da halleri böyledir. Bu ne zaman, ne zamana kadar bu devam eder? Mülhime makamında, nefis emaredeyse zaten hayvan suretindedir. Buna beraber hali şirk halidir. Eğer nefis levameye gelmişse gene hali hayvan halidir ama farklı farklı hayvanlar tabii. Kendisi hangi haldeyse, nefis hangi haldeyse sureti de öyledir. Gene hayvan halindedir ama arada bir böyle inip çıkıyor. Çok istisna böyle insan suretine bürünebiliyor. Allah deyince, secdede durunca veya böyle manevi bir şey, o hali olursa Allah'ın bir ismi, bir güzelliği üzerinde tecelli edince o anda böyle insan suretine bürünür. Onu kaybedince hemen kayboluyor tabii. Mülhimede bu hal biraz daha uzun sürüyor yalnız. Yani biraz insan oluyor, biraz
öteki hale bürünüyor. Hayvan haline bürünüyor. Ama itminana erince artık insandır. Artık hayvan suretine bürünmüyor. Çünkü nefis, evet, Allah ile, Allah'ın zikriyle mutmain olmuş. İtminana ermiş, insan olmuş artık. Mesela örnek olarak birini köpek suretinde eğer görünse bu ne demektir? İnsanlara havlıyor demektir. Gıybet yapıyor, dedikodu yapıyor, iftira atıyor. Böylesi köpek gibidir. Mesela yılan gibi görürse, yılan suretinde görürse böyle biri hain biridir. İnsanlara düşmanlık yapar ve haindir. Yani düşmanlığını da gizliyor aynı zamanda. Biri eğer eşek gibi olursa o da böyle pek bir şey anlamıyor manasındadır. Ya da anlamamazlıktan geliyor. Evet, hayvanların suretleri böyle insanlar üzerinde mevcuttur ve bu böyledir zaten. Onun için Hazreti İnsan deyince itminandaki insanı kastediyoruz. Allah bizi Hazreti İnsan olalım diye göndermiş diye tekrar tekrar söylerken bunu söylemeye çalışıyoruz. O hayvani halden, nefsin hayvani suretinden kurtulup insan olmaya çalışmak gerekir. Bir kardeşimiz daha önce anlatmıştı. Daha doğrusu bizimle beraber olan kardeşlerimizden bir tanesi. Ben diyor, minibüse bindim. Eve geliyorum. Minibüste oturdum. Bir diyor, başımı kaldırdım ki hepsi hayvan. Sonra diyor, başımı kaldırdım. Arabayı kullanan arkadaşa baktım. O da hayvan. Onda diyor, ben böyle bir anda dehşete kapıldım. Diyor, gözlerimi ovdum, açtım, baktım, yok, hepsi hayvan. Diyor, ben dedim, durun, iniyorum. Arabayı durduruyor, tabii inip hemen bir taksiye bindi, geldi. Geldiğinde ter içinde kalmış tabii. İlk defa olduğu için korkmuş yani. Sadece gönlünün üzerindeki perde aralanmış. Bu çok doğal bir şeydi, çok normal bir şeydi. Elbette ki o karıcı değildir. Allah onu yine kapatır. Çünkü kul buna dayanamaz, buna güç yetiremez. Yani güç yetirebilmesi için o manevi gücünün olması gerekir. Neden Allah bunu böyle gösteriyor? Bilsin diye, anlasın diye. Hem kendisi için, hem diğer insanlar için eğer faydası olacaksa bir şeyler yapsın diyedir. Ama kardeşimiz tabii eğer mürşidi olmuş olsaydı o anda mutlaka ona yardım eder, mutlaka gerekeni yapardı. En azından o perdeyi hemen kapatır, öyle sorun sıkıntı yaşanmasına da müsaade etmezdi. Kardeşimizin bunu böyle anlaması gerekir. Manevi olarak bu böyledir. Gerçek manada insan olanları vardır. Bir de nefsinin haliyle, evet, aslında zahiri olarak insan gibi görünür ama manevi olarak o suret üzerinde görünür. Gönül ehli mutlaka bunu görüyor. Ama bununla meşgul olmak, böyle bakmak da doğru değildir. Çünkü yardım edebilmen için, beraber olabilmen için onu insan gibi görmen gerekiyor. Onun mutlaka kapanması, örtülmesi gerekir. Onu görmezden gelip onu yok sayması gerekir. Tabiri caizse o bakışı yapmaması gerekir. Gözünü manevi olarak orada onu kapatması gerekir. Evet.